Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Şöyle havaların ayrıntısından bahsedeceğiz. Havalarımız tabii bir soğuyunca biz pastırma yazından çıktık diye düşündük. Ama evet çıktık da hani teknik olarak sıcaklıkların bu kadar düşük olması bir şey işareti pastırma yazından çıkıldığının. Aynı zamanda tarihimiz de yani artık ayın 11'i, 12'si, 13'ünden bahsedeceğiz şimdi. Hani normal şartlarda bu tarihlerde olan pastırma yazına benzeyen bir hava koşulu olsa da onun adı o olmuyor. Pastırma yazı olmuyor. Ne oluyor? Sıra dışı bir hava oluyor. Şimdi bu sıra dışılık devam edecek. Pastırma yazında kadar yüksek sıcaklıklar olmasa da pastırma yazı havası devam ediyor. Ne o? Güneşin görünmesi. Ne o? Yüksek basıncın olması. Ne o? Gece sıcaklıkların düşük olması. İç bölgeler biraz sıfırın altında gidiyor. Gündüz sıcaklıklarında artış var ama işte son günlerden birkaç derece daha yüksek. İşte başkent 11-12 derecelerden 15 derecelere çıkıyor. İstanbul 12-13 derecelerden 16 dereceye çıkıyor. 3 derece 4 derece artış var. Bir süre yurdun büyük kısmı için. Arada parçalı bulutlar artıyor, azalıyor, sabah sis oluyor, öbek öbek oluyor, yoğun olabiliyor, hafif olabiliyor. Bunlarda dalgalanma var ama gökyüzünün durumu tamamen havanın kapatması pek yok. Yağış maalesef hiç yok. Dolayısıyla bir süre daha bu yüksek basıncın etkisiyle ki zaten şöyle yanda da görüyorsunuz o hatta biz dünyayı da çevirelim bu esnada bizde o yüksek basıncın etkisi sürüyor. Bir kayboluyor tekrar geri geliyor. Şimdi bu durumda sıcaklıklar ne oluyor? Uzunca bir süre ayın 22-23'üne kadar büyük dalgalanma yok. Yani arada var demiştin Bünyamin hani 16-17'sindeki evet var ama beklenen sertliğini kaybetmiş durumda. Yani sert bir düşüş değil. Ne kadar? 3 derece, 4 derece kadar bir dalgalanma. O da işte bulutları biraz artıracak falan filan. Bölgesel Karadeniz'e yağışlar yapabilecek. Onun dışında kayda değer, hatta bu yağışlarda çok kuvvetli kayda değer görünmüyor açıkçası. Her yağış aslında kayda değerdir, bir etkisi vardır. Ama hani güçlü değil, onu kastetmeye çalışıyoruz. Şimdi havanın ayrıntısından bahsedeceğiz. Basınç haritamızı şöyle bir dünyayı geri çevirdik. Bu sefer hep ileri çeviriyoruz ya, geri çevirelim, Avrupa'ya bir dönelim. Bakın Avrupa üzerinde kuvvetli bir sistem etkisi var mı? Çok fazla yok. Bu Sibirya tarafındaki, daha doğrusu var ama geri çekiliyor. Ne oluyor? Sibirya tarafından böyle Avrupa'daki yüksekle birleşen iki sistem kocaman bir alana hitap ediyor ama 1-2 gün içerisinde görüyorsunuz Avrupa'da etkisini kaybediyor. Hemen kuzeyden gelip geçecek alçak basınç İzlanda'dan doğup kuzeyden devam edecek sistemler var. Dünyayı çevirdik, bize geldik. Orta ve kuzey bölgeler kuzeyden Sibirya tarafından uzanan yüksek basıncın etkisinde geri çıkıyor, tekrar geliyor, geri çıkıyor. Yani bir süre bu yüksekle devam ediyoruz. Yüksek basıncın olması demek havanın daha kirli olması demek. Bunu yapan yüksek basınç mı? Hayır, bunu yapan biziz. Biz havaya kirleticileri veriyoruz. Yüksek basınç yalnızca yere basıyor. Biz havaya kirleticileri vermezsek yüksek basınç neyi yere basacak? Sadece havayı yere basacak. Dolayısıyla havanın kirlenmesinin nedeni biziz. Ama bu yüksek basınçlı günlerde bunu maalesef hava bize geri yönlendiriyor ve havalarımız biraz kirli seyredecek. Geldik yağışa hemen. Şimdi Akdeniz'de yağışlar var. İspanya'nın doğu kıyılarından böyle açığa baktığımızda kuvvetli sağanaklar var. İtalya'da var. Ama Avrupa'daki o yüksek basınç görüyor musunuz? Yağışı engelliyor. Kuzeyden gelip giden alçak basınç vardı diyoruz. İşte o da İngiltere'de, Hollanda'da, Danimarka'da, Almanya'nın kuzey eyaletlerinde yerel yağışlar yapıyor. Dünyayı çevirdik. Bizde ne var ne yok? Yağışlar görüyor musunuz? En hafif görüntü veren mavi renkteki yağış görüntüsü bile maalesef pek yok. Vardı Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, onlar da görüyorsunuz. Bakın 12 Kasım'a geldiğimizde yok oluyor. 13 Kasım yok, 14 Kasım yok. Şimdi sıcaklığa baktık. Halen ülkemizin üzerinde orta ve doğu bölgelerde bulunan o soğuk hava görünüyor. Avrupa tamamen ısınmış durumda. Dünyayı çevirdik, bize geri geldik. Bakın ülkemizde ayın 12'sine geçtiğimizde iç ve doğu bölgeler soğuğu sabah saatlerinde hissediyor. Öğleden itibaren sıcaklık artıyor. Bakın görüyor musunuz? Mavilikler ayın 12'sinde 8-9 suları itibariyle artık yerine sarı ve turuncu rengi almaya başlıyor. Yani bahsetmiştik Cuma'dan itibaren haftanın ikinci yarısında sıcaklıkta artış var diye. Biraz böyle tık 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 hızlı bir şekilde anlattık ama genel tablo 3 aşağı 5 yukarı bu aslında.
Gelelim ayın 23-24'üne. Uzun vadeli modellerdeki görüntüde ayın 23-24'ü itibariyle soğuk dalgalar daha artık net ve belirgin bir şekilde gelecek. Daha bir kışın içerisine girmiş hissedeceğiz. Daha uzun süreli olacak diye bahsediyorduk. Bunda bir değişim şu anda görünmüyor. Yenilenmiş modellere baktığımızda da ayın 23-24'ü itibariyle yurt genelinde batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine yurdun birçok noktasında sıcaklıklarda şu belirgin bir seviyede sıcaklık aşağı inecek ve oralarda biraz kalacak görüntü bu. Bakalım, takip ediyoruz, konuşacağız. Anlatacaklarımız böyle. Yine görüşeceğiz. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın hatırlatmasını yapıyoruz. Önümüzdeki ayın başından itibaren de artık kar haritalarımız da hazır olacak. Sizlerle paylaşacağız. Nerede kar düşüyor ülkemizde? Bakalım batı için de bu kar yağışını yakalayacak mıyız? Doğu için de yakalayacak mıyız? Önemli ama karın olması demek doğal bir barajla suyun tutuluyor, saklanıyor olması demek aslında doğada. Ama Doğu Anadolu'nun, işte İç Anadolu'nun doğusunun normalindeki sıcaklıklar kar yağışı için yeterli ya. İşte batıda normallerdeki sıcaklıklar kar yağışı için yeterli değil. Normalin altına inmesi, yani bir dalga, soğuk hava dalgası yakalamamız gerekiyor. O nedenle bakalım batıda görebilecek miyiz diyoruz. Takip edeceğiz. Sizinle haritalarımızı da gün gün paylaşıyor olacağız. Böyle, kendinize çok dikkat edin. Şimdi geçelim bakalım simülasyonlarımıza, göz atalım. Önce yağış, sonra sıcaklık. Hoşçakalın.